Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İYİ Parti'nin grup önerisi üzerine Gelecek Saadet Grubu olarak söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mülakat torpilin maskesidir. Mülakatla değil, liyakatla kazanmalı insanlar. Mülakat emeklerin düşmanıdır. Mülakat liyakatın katilidir. Hazine ve Maliye Bakanı Kurtarıcı Mehmet Şimşek, hükümetin yeni tasarruf tedbirlerini kamuoyu ile paylaşmıştı, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin akabinden yapılan zamlardan sonra bu meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştık. Hatırladınız değil mi? O gün bu zamlarla halkın belini büktünüz. Gelin milletvekilleri olarak tatil yapmayalım, bu sorunları çözelim dediğimizde, alaylı bir şekilde her şey yolunda, ne toplanması, ne araştırması, milletin ekonomik sorunları yok. Olsa da biz bunları hallederiz, nasıl olsa Cumhurbaşkanlığını da kazandık diyordunuz. Peki ne oldu? Sayın Mehmet Şimşek kapı kapı dolaşıp para ve kaynak aramaya başladı. Hani durumumuz iyiydi, niye oradan buradan borç para bulmak için yollara revan oldunuz? Biz bunları sorunca ne dendi, hatırlatayım mı? Efendimiz, ülkemizin itibarı o kadar iyi ki uluslararası kredi kuruluşları ve yatırımcılar bize borç vermek istiyor. Hayır mı diyelim dediniz? Elbette borç falan veren de olmadı. Çünkü bahsettiğiniz ülke itibarının yerinde yerler esiyor sayenizde. Bırakın yatırımcı gelmesini, ülkemizdeki yatırımcılar bile terk edip gidiyor. Sonra imdadınıza Dünya Bankası yetişti. 18 milyar dolarlık finansman sağlanacağı söylendi. Ama şartları vardı. Neydi? Başta Suriyeli sığınmacıların bazıları olmak üzere iş ve istihdam sağlamak. Sayın Kurtarıcı, Hazine Maliye Bakanı'nın açıkladığı ve kaçıncısı olduğunu bizim dahi takip etmekte zorlandığımız tasarruf tedbirleri ile aslında ekonomik kriz, hatta çöküş bir yönlü iktidar tarafından da itiraf edilmedi değil. O zaman ne olacaktı söyleyeyim. Güya bu tasarruf tedbirlerinin kendi becerikleri değil de depreme ihale edip yine teflon siyasetine başvurdular. Tüm bu beceriksizliklerinizin faturasını vatandaşa çıkaracağınızdan o kadar emindik ki bu yüzden tasarruf tedbiri, ekonomik iyileşme reçeteleri gibi süslü lafların ardından Anadolu tabiriyle yırtılan yine deli bekerin yakası olacak demiştik ve nitekim de öyle oldu. Şimdi buradan soruyorum. Esnaf kefalet kredi kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilere hem de geriye dönük olarak %10 ilave faiz ödemesi nasıl bir vicdansızlıktır? Bu kredilerin faiz oranları %7,5'tan %17'ye yükselttiğinizde eski kredilere de %120'ye varan oranlarda artış olduğunun farkında değil misiniz siz? Bu hıncınız, düşmanlığınız nedir? Yahu kazanılmış hak ya da teamül, onu da geçtim, hukuk diye bir şey duymadınız mı sizler? Herkesin sizler gibi sağda solda Mevla'nı, sizin daha hesap edemediğiniz paraları mı var zannediyorsunuz? Esnafa, daha doğrusu vatandaşımıza yüklediğiniz faiz oranlarının kendi içinde bile adalet yok. %4 ile %11,5 arasında değişkenlik göstermesi ne demek arkadaşlar? Bunun izahını neye göre yapacaksınız? Bütün bu çöküşten sonra siz sayın devletler ne yapacaksınız tasarruf adı altında sadece bu yıl bu ülkenin insanından toplamda 7 trilyon 407 milyar lira vergi toplayacaksınız. Şimdi 30-10-2023, 12-11-2023 tarih arasında bir esnaf kredi çekiyorsa esnaf payı %20 ve yine aynı şekilde bu yıl ödeyeceği ise yine %26'ya çıkmış vaziyette.